geceler sevgili seyirciler, gündem ötesine başlıyoruz. Bu sezon ilk defa kendi stüdyomuzda ve kendi günümüzdeyiz. Tabii Diri Diş henüz daha yeni bölümler başlamadığı için biraz daha erken yayına giriyoruz. Heyecanla da tabii ki yeni yayın döneminin TRT1'de başlamasını bekliyoruz. Dizileri de bekliyoruz. Şimdi gündem ötesinde tabii koca bir yazı geride bıraktık. O esnada görüşemedik. Bir Malazgirt özel yayınımız vardı. Onun arkasından hangi konuyu ele alalım acaba diye düşündük ve dünyada çok acayip şeyler oluyor. Yani dünyanın farklı bölgelerinde enteresan gelişmeler ve artık o dünya küçük bir köy misali en ufak bir gelişmeden, ki olan biten ufak da değil, büyükçe ne, hepimiz etkileniyoruz. Dolayısıyla biz dedik ki bir oturalım konuşalım. Dünya dengeleri nasıl değişiyor? Hangi bölgede ne oluyor? Hemen herkesin dile getirdiği, yani bir üçüncü dünya savaşı olabilir mi? Üçüncü kez dünya topyekün savaşa gidebilir mi? Bunu da konuşalım istiyoruz. Olası senaryolar ne? Kimler ittifak içinde? Kim kime düşman? Ne oluyor? Bunları konuşalım istedik ve iki uzman ismi stüdyomuza davet ettik. Sağ olsunlar, kırmadılar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Orta Doğu ve Uluslararası İlişkiler uzmanı İbni Haldun Üniversitesi'nde kendisi öğretim üyesi Behbi Baysan hocam. Hoş geldiniz. Hoş. Ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz geldiğiniz için bir kez daha. Bu gece etiketimiz, sevgili seyirciler, iddia ediyorum. Hem sizin dünyada olup bitene dair öngörülerinizi merak ediyoruz. Aynı zamanda da tabii ki sorularınızı da merak ediyoruz. Ben de yönelteceğim. Mesela birkaç tweet hemen okumak istiyorum seyircilerimizden gelen. Size tabii ki yine kupa hediyemiz olacak. Mesela bir seyircimiz diyor ki, iddia ediyorum, Alican Ulu'nun tweeti bu. Trump dış politikada yaratılan suni krizlerle ülkesindeki sorunları bastırmaya çalışıyor. Öyle mi? Öğreneceğiz. Soracağım ben de. Melal isimli seyircimiz demiş ki, dünya savaşlarının sebepleri eğer sadece para ve saltanat olsaydı, iddia ediyorum Müslümanlar katledilmezdi. Soracağız. Kuzey Kore'nin nükleer bomba denemeleri 3. Dünya Savaşı'na sebep olabilir mi? İddia ediyorum demiş Alperen Dinç. Bunu ben de çok merak ediyorum. Almanya ile ilgili sorular var. Ve aynı zamanda 3. Dünya Savaşı'nın Orta Doğu'dan çıkacağı ile ilgili çokça öngörü var. Örneğin İbrahim Fırat böyle bir soru yöneltmiş. Zehra Yağcı da dünyayı kim yönetiyor demiş, iddia ediyorum etiketiyle göndermiş. Bu konuda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum ama önce biz size bir soru soralım bakalım, ne diyeceksiniz? Dünyada en çok nükleer silah bulunduran ülke hangisidir? Tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Yayının ilerleyen dakikalarında cevabı ekrana gelecek. Şimdi herkes Kuzey Kore'yi hakikaten merak ediyor. Bu gündemle dünya sallandı ama hakikaten depremde oldu. Bu da yalan değil. Ne oldu? Kuzey Kore hidrojen bombası denemesini tam başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Liderleri de çok enteresan bir baba da enteresandı, kendisi de enteresan. Tam başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Dev bir patlamanın ardından 6.3 büyüklüğüne bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Şimdi Trump'ın açıklamaları, Trump el yükseltiyor Amerikan Başkanı. Kuzey Kore lideri başka bir şey söylüyor ve gerilim böyle iyice arttı. Bir kere ne oluyor? Yani Kuzey Kore lideri ne yapmaya çalışıyor? Buyurunuz. Şimdi bu kimin dedesi de diktatördü biliyorsunuz. Babası da diktatördü. Hepsi Kim? Zaten Kuzey Kore'de de, Güney Kore'de de herhalde nüfusun yarısı Kim? Trump'ı gece yarısı Dışişleri Bakanı kaldırmış. Kim arıyor demiş. Trump'a demiş ki kim arıyor? O da demiş ki kim arıyor? Kim arıyor? Böyle sabaha kadar devam etmiş. Bunu Japonya Başbakanı Hu için yapıyorlardı. Hu biliyorsunuz İngilizce kim demek. Şimdi Kuzey Kore meselesi bugün başlayan bir mesele değil. Bunu 90'ların ortalarına kadar götürmek mümkün. Ama eğer biraz daha geriye giderseniz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kore Yarımadası üzerinde başlayan, o zaman Sovyetler Birliği ile var olan, daha sonra bugün Rusya adını alan ABD arasındaki güç mücadelesiyle başlayan, nüfuz mücadelesiyle başlayan Soğuk Savaş'ın en başında bir sorun olduğunu biliyoruz. İşte 1950 ile 53 arasında o Yarımada üzerindeki savaşta, Kore Savaşı'nda Türkiye'de yer almıştı Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ile birlikte. Arkasından da zaman içerisinde Güney Kore daha ziyade ABD önderliğindeki kapitalist dünyaya entegre olurken Kuzey Kore Sovyetler Birliği ile zaman zaman da 70'li yıllardan itibaren Çin'le çok yakın ilişkiler geliştirerek daha içine kapanık, daha totaliter bir rejim haline geldi. Ve bugün de işte 3 kuşaktır
ülkeyi yöneten, tamamen dışa kapalı olarak yöneten bir ailenin yönetiminde bu totaliter varlığını devam ettiriyor. Şimdi tabii bir ülkenin elinde nükleer silah olması ya da daha da fazlası, yani hidrojen olması çok acayip bir hal. Hele ki böyle kapalı bir toplumda, hele ki böyle bir lidere sahipse. Arkadaşlarından rica edeceğim, haber bültenlerinde de konu olmuştu. Hani o görüntüleri de ekrana taşıyabilirsek, zaten hani saç modeliyle de değişik, hali tavrıyla da değişik ama o ağlamaları falan değişik bir hal sevgili seyirciler. O zaman daha da ürkütücü hale geliyor. Kesinlikle. Programı hazırlanırken böyle bazı notlar aldım. Ülkede neler olup bitiyor. Bakın şimdi hocam, evet, bu görüntüler zaten kendini babanın gösteriyor. Babanın ölümünden sonra olan görüntülerde yanılmıyorsam. Hı hı. Ama tabii bu bana şeyi hatırlatıyor. Aslında Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın o zamanlar Hindistan'la araları bayağı gerginken söylediği bir laf vardı. If you have two nukes, nükleerler, iki tanenizde nükleer olursa kimse size şey yapamaz, kabadayılık yapamaz. Lig atıyorsun diyor değil mi? Bir başka lige çıkıyorsun. İşte o başka lige. O yüzden zaten Pakistan-Hindistan arasındaki sorun bir anda Pakistan elindeki nükleer silahların varlığının şeyiyle sona erdi. Şimdi tam da bunu yaşıyoruz. Yani Kuzey bölgesinin elinde artık şeyi de aşan, nedir o, bu nükleerleri de aşan, çok daha büyük boyutta yıkımlara ve gerçekten felaketlere sebep olabilecek, hatta deprem yaratıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz, bazı şeylerde hani insan eliyle yapılamayan ne diyelim, doğa olayları nedir dense deprem diyeceklik, artık o da olmaya başladı. Yani 6 şiddetinde bir deprem yaratıyorsunuz. Hı hı. Böylesi bir güç ile nasıl çarpışacaksınız? Şimdi Amerika'nın bence öncelikli sorusu bu. Yani ambargolar yine şey yapılıyor, artırılıyor, işte sıklaştırılıyor falan ama Çin ve Hindistan yardım ettiği müddetçe hiçbir kıymetli harbiyesi yok. Hmm. Bu Kuzey Kore'ye yapılan herhangi bir ambargonun. Dolayısıyla şimdi dünyanın elindeki sorun şu. Bu elindeki bombaların herhangi bir tanesini güney tarafına atsa, Singapur tarafına, yani o bölgeyi tamamıyla mahvedebilecek güç var elinizde. Şimdi bu güç ile nasıl savaşacaksınız? Şimdi bu güçle nasıl savaşacaksınız? Bir de normalde hani dünya lideri dediğiniz profil normal şartlar altında hani diplomasi değil mi konuşur? Masada işte giderler, diplomatlar kendi aralarında bir takım konuşmalar yaparlar, anlaşmalar yaparlar veya karşılıklı işte birbirlerine. Ama burada benim özellikle bu şahıs üzerinde durmam ya da oradaki halkın ruh dünyasını ekrana yansıtmak istememin sebebi şu. Böyle bir güç bu kişilerin elinde. Yani burada eniştesini, rivayet o ki ama adam ortada yok. Yani doğru olma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Eniştesini 120 tane köpeğe yedirten bir insandan bahsediyoruz. Tabii, tabii. O yüzden çok acayip. Dünya tarihinde tabii benzeri diktatörler ve ne yapacağı kestirilemeyen, tırnak içerisinde çılgın kişiler çok geldi geçti. Ve bunların varlıkları da büyük devletler açısından öyle bizim bugün konuştuğumuz şekilde her zaman bir sorun da ifade etmiyor. Belki bunların varlıklarıyla besleniyorlar. Şimdi halihazırda Kuzey Kore'nin ABD açısından bir tehdit oluşturduğunu söylemek bence çok doğru değil. Kuzey Kore bir çılgınlık yapabilir mi başındaki insan? Yapabilir. İşte bir takım örnekler veriliyor. Bir tane nükleer füze fırlatsa Amerika'ya veyahut müttefiklerine muhtemelen kafasına 700 tane nükleer füze yer. Zaten Trump da bunu söyledi, Savunma Bakanı da bunu söyledi. Bugün oraya savaş gemilerini gönderdiler vesaire. Ama o bir tane nükleer füze tabii düştüğü zaman çok ciddi tahribat yapar. O da karşılık ne olursa olsun verildiği zaman onu kompanse edebilecek, tazmin edebilecek bir şey değil. Ama bu tür ülkeleri kullanan başka ülkeler var. O yüzden Kuzey Kore meselesini aslında hep bir velayet veyahut vesayet mücadelesi olarak isimlendirenler de giderek ağırlık kazanmaya başladı. Yani söz konusu olan aslında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında veyahut Kuzey Kore ile ABD arasında bir mücadele mi? Hı hı. Yoksa perde gerisinde bu nükleer gücü kendisine nükleer teknolojiyi transfer eden, arkasından sadece tabii atom bombası geliştirmek yetmiyor. Onu fırlatma mekanizmaları dediğimiz füze mekanizmalarını, önce kısa menzilli, daha sonra orta menzilli, arkasından şimdi böyle gazetelerde şey çizilmeye başladı, haritalar. Bir bakıyorsunuz gerçekten Amerika'ya kadar ulaşabilecek bir teknoloji üzerinde çalıştıkları söyleniyor. Bütün bunları Kuzey Koreli mühendisler mi acaba geliştirdiler, yoksa birileri bu teknolojiyi kendilerine transfer mi etti? Peki onların muradı ne?
Şimdi o zaman başka bir pencereden bakmamız lazım. Yani biz sadece Kore Yarımadası'na odaklanarak bu meseleyi analiz etmeye kalkarsak yanılırız. Biraz daha yukarıdan bakacağız. Resmi, manzarayı biraz daha geniş göreceğiz. Ve aslında Kuzey Kore özelinde yaşanan bu hadisenin Amerika Birleşik Devletleri ile önümüzdeki dönem başat güç olmak üzere kendisine epeydir meydan okuduğu söylenen Çin arasındaki mücadelenin yansımalarından bir tanesi. Bakın tek yansıması da değil, çünkü dünyanın başka yerlerinde de ABD ile Çin arasında yavaş yavaş ama ağırlıklı olarak Uzak Asya'da bir takım didişmelerin, mücadelelerin izlerini görmeye başladık. Ama bunun en bariz olanı bu. Diyeceksiniz ki bu deprem meydana getiren nükleer test yaptıktan sonra Çin Halk Cumhuriyeti de kınadı. Yani kınamaması şaşırtıcı olurdu. Ama unutmamak lazım ki bir yandan da Çin Halk Cumhuriyeti burada bir savaşa da müsaade etmeyeceğiz diyor. Az önce bir şey söyledim. Bu tür insanların varlıkları aslında büyük devletler arasından açısından çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Belki de bunlar üzerinden kendi bir takım politikalarını meşrulaştırma imkanı buluyorlar. Çok uzağa gitmeyelim. Çok uzağa gitmeyelim. 90'ların başı. Soğuk Savaş bitmiş. Berlin Duvarı yıkılmış 89'da. 90'da Saddam Hüseyin gitti. Kuveyt'i işgal etti. Yani Berlin Duvarı yıkıldı. NATO'ya artık gerek var mı? Nasıl olsa Sovyetler Birliği çöktü. Varşova Paktı kendini feshetmek üzere feshetti filan derken Amerika Birleşik Devletleri'ni birdenbire Orta Doğu'da bulduk. Ve 90'da müdahale etti Irak'a. 2003'te Saddam'ı devirene kadar Orta Doğu'daki varlığını sürdürmek adına Saddam'ı sürekli koltuğunda tutmaya devam etti. Halbuki çok iyi hatırlıyoruz. O dönem rahmetli Turgut Özal, George Bush'a, yani bir önceki Amerikan başkanının babası olan Bush'a, ya madem girdin buraya Saddam'ı devir demişti. Onlar tutmuşlardı Saddam'ı orada. Çünkü bir çıban başı olarak tutmak kendilerinin Orta Doğu'daki mevcudiyetlerini meşrulaştırıyordu. Aynı şey Libya lideri Kaddafi için de geçerliydi. Yani o meşhur İngiltere üzerinde düşürülen Pan-Amerikan uçağından sonra defalarca kendisine işte ambargo uygulanmasına vesaire rağmen bir uluslararası müdahale olmadı. Hatta son döneminde petrol satmasına müsaade edildi. Gitti çadırlarla Fransa'yı ziyaret etti, İtalya'yı ziyaret etti. Bir diyalog başlamıştı. En sonunda bu Arap isyanları dediğimiz dönemde bir müdahaleyle devrildi. Ama onun varlığı o civarda Akdeniz'deki yine Amerikan askeri mevcudiyetini meşrulaştırıcı bir araç olarak kullanıldı. Şimdi gelelim. Ben buna sarı kuşak diyorum. Yeşil kuşaktan mülhem. 70'lerin sonunda Amerikan Başkanı Jimmy Carter'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski'nin geliştirdiği yeşil kuşak teorisi denilen bir yaklaşım vardı. Bu ifadeyi kendisi hiç kullanmadı ama onun yaklaşımına atfen pek çok başka uluslararası ilişkiler uzmanı bu yeşil kuşak ifadesini kullandılar. Şunu kastediyordu. Özellikle 79'da Şubat'ta İran İslam İnkılabı oluyor. Akabinde Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ediyor. İran'da Amerika'yı düşman olarak görüyor. Sovyetler Birliği zaten Afganistan bölgesindeki varlığını kuvvetlendirmek suretiyle Orta Doğu üzerinde bir tehdit ABD tarafından algısı öyle hissettiriyor. Bu iki gücü ılımlı ve ABD'ye yakın Müslüman ülkelerle çevreleme politikasına verilen isim bu, Yeşil Kuşak. Ve bunu diri tutabilmek adına o bölgedeki bir takım tehdit unsurlarını, başta İran olmak üzere, aslında meşrulaştırıcı bir araç olarak sürekli kullandılar. Hatta yine bu ülkeler arasında bir işbirliği mekanizmasını ama ABD'ye yakın oldukları müddetçe bir işbirliği mekanizmasını diri tutabilmek adına o ülkeler içindeki bir takım ayrılıkçı unsurlara da destek oldular. Şimdi hocam benzeri bir şekilde sarı kuşak dememin sebebi o. Şimdi de Çin'i çevrelemek için Amerika Birleşik Devletleri Pasifik bölgesindeki askeri mevcudiyetini yine meşrulaştıracak. Kendisine o bölgeden müttefikler ve yeni müttefikler bulabilecek bir unsur olarak görüyor bunu. Şimdi bir seyircimiz de demiş ki Muhammed ayrıca isimli seyircimiz iddia ediyorum etiketiyle. Ya acaba demiş yani hocalar nükleer bombanın ne olduğunu biliyorlar mı? Yani itiraz etmek adına tabii argümana zannediyorum. Diyor ki hatırlatayım New York'un nüfusu 20 milyon diyor. Hani böyle bir tamam evet. Kendine bir müttefik yaratacak ya da işte düşmanımın düşmanı benim dostumdur anlayışıyla hareket ediyorsun ama çok acayip de bir tehlike büyüyor orada.
Yani şimdi... Ama bunların en büyük özelliği zaten herhangi bir durumda nasıl tepki vereceklerinin belirsizliği de değil mi? Asıl dünyayı da ürküten. Yani birincisi bu kim? Az işte bu nükleer deneme daha güçlü nükleerden şeyi aştı. Japonya'nın üzerine aştı. Gitti arka tarafta denize düştü. Şimdi bu her daim sizi vurabilirim, ulaştırabilirim. Yani bunun korkusu bile bir takım önlemleri almaya ve hatta gerçekten finansal olarak ciddi rakamların telaffuz edildiği önlemleri almaya kadar gidiyor. Bizim hashtagimiz iddia ediyorum ise, ben de iddia ediyorum. Ben diyorum ki bu kimin projesi, kimin meselesi değil. Kim üzerinden Çin diyor ki Amerika'ya, buraya yaklaşma kardeşim. Bu alan benim. Sen gemilerini buralarda Çin denizinde dolaştırma. Tayvan'la benim aramda tatbikat yapma. Güney Kore'ye 25 bin askerini koyup tatbikatlar, manevralar yapma. Japonya'yı silahlandırmaya kalkma. Avustralya ile Yeni Zelanda ile yeni bir takım anzuslar 1950'lerdeki ittifaka benzer şekilde oluşturmaya kalkma. Burası benim alanım. Ve bir sonraki dönemin başat gücü benim. Onu kullanarak bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi sarı kuşaktan kastettiğim şu. Ta Clinton döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya satındaki askeri mevcudiyetinin sıklet merkezinde bir kaydırma operasyonu başladı. Buna Reform in Military Affairs dediler. Askeri işlerde reform. Şimdi biliyorsunuz dünyada devletlerin orduları %90 devletin ordusu diyelim kendi sınırları içerisinde yapılandırılmıştır. Mesela Türkiye Cumhuriyeti dediğim zaman bizim kara kuvvetlerimiz 1. ordu, 2. ordu, 3. ordu, 4. ordu, Ege ordusu. Bunların görev alanları bellidir ve Türkiye sınırları içerisinde yapılandırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ordusu nasıl yapılandırılmıştır? Yani küçük bir Google'da aramayla yazsınlar izleyicilerimiz. Amerikan ordusu dünyada. 7 tane Amerikan'ın komutanlığı var. Bunlardan sadece bir tanesi Amerikalar komutanlığı. Bir tanesi CENTCOM, işte bizim Orta Doğu bölgesinden sorumlu Merkezi Kuvvetler Komutanlığı. Bir tanesi Afrika Komutanlığı. Bir tanesi Avrupa Komutanlığı. Aynı zamanda NATO Başkomutanı kendisi. Bir tanesi Pasifik Komutanlığı. Dünyanın her tarafına yayılmış, 7 denizde 7 donanma dolaştıran, 180 farklı yerde askeri üssü olan, dünyanın her tarafını çepeçevre donatmış bir askeri yapılanmadan söz ediyoruz. Ve bunun sıklet merkezi Soğuk Savaş boyunca Avrupa Atlantik bölgesi idi. Yani NATO'nun Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün merkezi Avrupa Atlantik bölgesiydi. Daha sonra yavaş yavaş Orta Doğu'ya kaydı ve Clinton döneminden itibaren bunu Bush'ta devam ettirdi 8 yıl boyunca, Obama'da devam ettirdi. Bütün bütçe yapılanmalarında artık Güneydoğu Asya bölgesine, Pasifik bölgesine kaydırmaya başladığını gördük. Yeni müttefikler arayışına girdi. Antlaşmalar yaptı işte Avustralya ile Yeni Zelanda ile. Japonya anayasasında taarruz amaçlı ordu kurmak yasaktır. Bizzat Amerikalıların yazdırdığı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dikte ettirdiği Japon anayasasının 8. maddesi bunu yasaklamış. Şimdi bir tehdit Kuzey Kore üzerinden Japonya'da da son 10 yıldır bir tartışma var. Ya anayasayı değiştirelim, biz de silahlanalım. Ya zaten şimdi bakın çok basit bir şey var. Şimdi biz kendi çoluğumuzu çocuğumuzu büyütürken ne diyoruz? Tamam mı? Ben mesela kendi oğluma diyorum ki aman oğlum arkadaşlarına vurma. Ha, sonra aklıma geliyor ya bu çocuğa birisi vurursa. Diyorum ki ama bak arkadaşın sana vurursa bir tane de sen ona vur diyorum. Yani hani çocuk böyle şey pasif olmasın. Şimdi hani bu basit mantıkla düşünecek olursak birileri atom bombası sahibi, birileri işte hidrojen bombası sahibiyken mesela nasıl diyebilirsin ki hani sen hiçbir şekilde silahlanma diye. Ya bu gitgide birileri el yükseltecek. Mesela Trump da çok sürprizlere açık bir lider ve diyor ki sen göreceksin, esas sen şimdi anlayacaksın falan diye denen bir dünyadan bahsediyoruz. Yani böyle bir durumda yani, öyle değil mi? Gitgide hani 3. Dünya Savaşı kapıda mı diye insanlar sorduğunda bence bu artık bence haklı bir soru. Çünkü şöyle, yani birincisi Trump gibi bir ne diyelim karakterin Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın süper gücü olan bir gücün başında ve bu unpredictability, yani bir türlü emin olamıyorsunuz. Bir geliyor, biliyorsunuz ben diyor Obamacare'i kaldırıyorum. Onu da kaldıramadı ama yani bir anda 50 milyon insanın sağlık sigortası gidiyor. Yani bir kelimeyle. Efendim ben diyor Paris Anlaşması'nı tanımıyorum. Efendim öyle çevrecilik falan filan. Yani şimdi neresinden tutsanız Kyoto Anlaşması'nı tanımıyorum. Şimdi bu tür durumlarda piyasalar, ordular, devletler nasıl pozisyon alabileceklerini bir türlü bilemiyorlar. İşte Orta Doğu'ya gelelim. Yani Amerika Orta Doğu'da
ciddi olarak, yani şimdi tabii şey var, her taşın altında ne bileyim Amerika var. Amerika'yı da zaten Yahudiler yönetiyor. Yani konuşacak bir şey kalmıyor bize pek, ama pek öyle de değil aslında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim Orta Doğu araştırmaları dediğimiz birimler birer birer kapanıyor. Bu adamların elindeki bölgeyi lokalden tanıyan uzman sayısı yeterince yok. Dolayısıyla yerdeki şeylerine nedir o? Alacakları bilgilere dayanıyorlar. Hı. Hatta bunlardan bir tanesi çok ilginç. Bağdat'ta yatağında ölü bulundu. Böyle pek normal şartlarda ölmez bu insanlar. Bu arkadaş 1988-89 yılında Ürdün'de Petrobank'ı batırdı. Ülkenin parası %150 devalüe oldu. Mahvetti yani ekonomiyi. Ve gıyabında yargılanıp idama mahkum edildik. Kral Hüseyin zamanında. Bir arabanın bagajında Suriye'ye kaçırıldı. Ve ardından 1991 yılında İşte şey nedir o, işgal etti Kuveyt'i, ardından işte hemen müttefikler Kuveyt'i kurtarma operasyonuna girdiler. O zaman bizim Desert Storm dediğimiz o nedir o şey, çöl şeyi fırtınası harekatını hatırlarsınız. Hmm. O zaman Schwarzkopf diye kocaman böyle o şeyin çöl ayısı diyorlardı. Evet, evet. Yönetiyordu. Bu adam Bağdat'a kadar geldi ve Baba Bush savaş bitti dedi, hatırlarsınız değil mi? Şimdi böyle bir durumda Ahmet şey oldu, nedir o, kitle imha silahlarına, işte topunun şeyi nedir o, uzantısı cehennem 200 metre diyorlar. Ama evet. 200 metreymiş yani şey. Böylesi bir mümkün olmayan şeylerdi. Peki Yusuf'e kapak olmuş. Bunlar nereden çıktı? Bu yatağında ölü bulunan Ahmet Çelebi, Ilıman Şii, Irak'ın Ilıman ailelerinden birisi. Adamın geçmişine baksanız zaten, bu adamın sizi ülkede yönetmesinin imkan ihtimali, Amerikalılar yol gösteren adam buydu o devirde. Şimdi anlatmak istediğim şey şu: Amerika ne yaparsa yapsın arkasında muazzam yıkımlar bırakıyor ve en önemlisi de onlar için misyon önemli. Yani birazdan konumuz da gelecek umarım. Ya şimdi Rakka operasyonu varsa bunları başka bir şey ilgilendirmiyor. Yani bakın, burada birkaç defa anlattım, yine söylerim. Ona güzel bir örnek teşkil ediyor. Usame Bin Laden nasıl yakalandı? Şimdi Usame Bin Laden'in şeyde olduğunu, ne de Afganistan'dan çıktığını, efendim Pakistan istihbaratının korumasında, Veziristan'da olduğunu, yani ben İstanbul'da biliyorsam artık siz düşünün kimler bilmiyor değil mi? Ancak bir türlü evi tespit edemiyorlardı ve ona en azından Pakistan istihbaratı izin vermiyordu. Ne yaptılar? Kalktılar bir aşı kampanyası düzenlediler. Ne kadar güzel değil mi? Gidiyorsunuz Pakistan'ın dağlık bölgelerinde, o garibanların, hakikaten ama yiyecek ekmeği olmayan o aşiret çocuklarının, efendim şey yapıyorlar, aşı bahanesine kanlarını alıyor. Alırken bunun DNA'dan adam şeyin evini tespit ettiler. Buraya kadar gayet güzel planlıyor. Hemen nokta atışı, şeyler indi, özel kuvvetler. İmha, zaten öyle canlı çıkarma falan filan da yok. Cesedin nerede olduğu bilinmiyor. Efendim okyanusa atıldı falan. Okyanusa atıldı dendi, evet. Misyon harika değil mi? Planlandı, edildi falan. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? O tarihten sonra bugüne kadar 750'den fazla sınır tanımayan doktorların hemşiresi, doktoru, hasta bakıcısı öldürüldü o bölgede. Pakistan, Hindistan bölgesinde, Hindikuş bölgesinde ayrıca. Çünkü kendilerine yardım için gelen bu insanları yerel halk artık ajan olarak görüyor ve farklı bir şey var bunun altında deyip insanları öldürüyor. Düşünün, o masum insanları. İki ve daha vahimi. On binlerce çocuk bugün önlenebilir hastalıklar yüzünden ya öldü ya sakat kaldı. Bir tanesi çocuk felci, kaba kulak falan filan. Çünkü aile aşı yaptırmıyor çocuklarına. Şimdi demek istediğim şey şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ekibi misyonu tamamladı. Usame Bin Laden'i imha etti. Tam da tabiri bu. Takdir ederiz, tebrik ederiz falan filan. Peki ardında bıraktıkları ne oldu? Hala on binlerce çocuk sakat. Gidin fotoğraflarına bakın. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta bıraktığı o korkunç felaket, 1 milyondan fazla insan öldü. Ya belki iki kuşak kendi süresi ölmeyen kalmadı. Ya o bölgelere giden olarak söylüyorum, daha yeni geldim. İnanılır gibi değil. Yani ardında bıraktığı yıkım. Şimdi siz burada bir askeri başarıdan söz ediyorsunuz ama insani boyutuna geldiğiniz zaman muazzam bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Belki kendi açısından o da çok büyük bir başarı. Ya zaten amaç buydu diyemez miyiz? Yani gerçekten çok iyi niyetlerle mi gidildi oraya da böyle bir yıkım? Şey, Irak'a mı? Evet. Ha, ya da girdiği Irak'a, her bölgeye diyelim. Her yani bölge, sonuçta her girdiği bölgede saplandı kaldı. Tabii. Hani sanki şey gibi gözüküyor aslında. Yani saplandı kaldı. Hani bu da çok klişe bir cümle. Ama saplandı kaldı mı ya? Belki bunu istiyordu. Hani gitsin çöksün.
orada sıkıntı doğsun ve o uzun seneler devam etsin yani belki de. Ama zaten o sıkıntı amaç o. İşte ardından IŞİD gibi örgütleri çıkarıyor. Ondan sonra bunun imhası için bir başka projeye başlıyorsunuz. Şimdi yine ileride söz edeceğiz. Bakın. Şimdi bak IŞİD gibi örgütleri diyorsunuz hocam çok güzel de ben burada mesela seyircimizin sesi olarak konuşmak istiyorum. Hani IŞİD diyorduk şimdi DAEŞ diyoruz. Hmm. Daha kendisine aynı şey yakışır. Ya. Evet aynı. Şimdi ben şunu anlamaya çalışıyorum. Burada programlarda da yaptık. Şimdi DAEŞ'ten bahsedildi. Anlatıldı. Allah'ım bunlar işte devlet gibi davranıyorlar. Bunların hastaneleri var. Bunların bakanlıkları var. Bunların okulları var. Yetiştiriyorlar. Vatandaşlar şu var ama. Falan. Tamam var. Fakat şöyle geçen gün bir açıklama yapılıyor. Deniyor ki işte Suriye'de bir sene sonrasında bir seçim öngörülüyor. Hani peki hani bu DAEŞ denilen bu kadar artık kök salmaya başlamış olan yapı yani bu ürkütücü örgüt, terör örgütü. Ne oldu? Hocam ben söyleyeyim, Ürdün'deydim gördüm. Ha ne olmuş? Bunların şimdi şöyle bir şey vardı. Hocam benden çok daha iyi bilir. Viable exit strategy diye bir şey var. Yani siz karşınızdaki düşmana bir çıkış yolu bırakmak zorundasınız. Bugün kastettiğiniz DAEŞ'in üst düzey yöneticileri ve aileleri şu an Deir-i-Zor bölgesinde 87 tane otobüsle bekletiliyor. Yani şeyden çıkarılıyor, bölgeden çıkarılıyorlar. Bunlar sadece bizim gördüğümüz, o da sorun olduğu için ortaya çıkan şey. Yani bunların hepsini Musul'dan da çıkardılar. Biliyorduk Tel Afar bölgesi üzerinden şey aktarıldılar. Rakka bölgesine aktarıldılar. Yani bu kadar insanın ailesi, çocuğu. Az önce devletten bahsettiniz. Size samimi olarak söylüyorum. Ülke ya da şey vermek istemiyorum. Orta Doğu'da veya da bölgedeki pek çok firma IŞİD'in işgali ya da kontrol altındaki Musul'da iş yaptı. Oradaki stadyuma demirler gitti, şeyler, düzenlemeler yapıldı ve onların kendisine karşılığında verdiği faturaları kendi ülkelerinde Maliye Bakanlığı'na ibraz ettiler ya. Düşünün ya, Devlet İslamiye diye adam şeyi bastı, nedir o? Fatura geçişleri var yani, aldığı paranın da şeyini veriyor, makbuzunu veriyor. Bu makbuzlar geldi, vergiden düşüldü burada. Yani siz bir terör örgütünün kurduğu devlet, İslam devletinin şeyini tanıyorsunuz bunu yaparak. İkinci unsur şu, az önce bakanlığı eğitimleri vardı, çok haklısınız. Çünkü ben bir tanesini söyleyeyim, bunların vezir ittisalat dedikleri. İletişim Bakanı bir Tunusluydu ve doktorası iletişim, özür dilerim, komünikasyon üzerine Amerika'dandı. Yani şimdi bu tür yapısı olan bir örgüt. Ancak bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bugün terörün değişen ve modern dünyadaki yepyeni yüzüyle karşı karşıyayız. Bu da şu, geçmişteki terör örgütleri, örneğin Almanya'da Bader-Meinhof, efendim Kızıl Tugaylar İtalya'da, bunların lider kadrosunu siz elimine ettiğiniz anda örgütlerin hepsi çöktü. 1970'lerdeki yapı buydu. Usame Bin Laden ile bizim uyuyan hücreler dediğimiz, sleeping cells dediğimiz yeni bir ideoloji, fikir çıktı ortaya. Bunu istihbarat örgütlerinin tespit etmesi çok zor. Bunun da en güzel örneğini 7 Temmuz saldırıları ile Londra'da gördük. Metroya ve hatta King's Cross'ta bir çift katlı otobüsü havaya uçurdu çocuklar. Bunlar asla intihar bombacısı statüsünde sayılamayacak. Yani aile durumları iyi, asla terörden etkilenmemişler. Efendim çok iyi üniversitede okumuşlar. Gitti bu çocuklar, havaya uçurdular şeyi ve bu MI5 şeye çalışıyordu o zaman. Nedir? Uluslararası terör üzerine dehşete kapıldılar. Nasıl böyle bir yapı böyle bir şey üretebilir diye. Şimdi karşı karşıya kaldığımız konu postmodern terörizm diye tanımladığım benim bir yapı ve bunu da klasik metotlarla yok etmeye çalışıyorlar. Bakın DAEŞ oradan şimdi otobüslerle var ya da yok, ortada ölüleri görmüyoruz falan filan. Birazdan Deir-i-Zor alındı, Rakka'da alınacak ve bu iş bitecek. Ancak fikir geçmişten çok daha güçlü olarak bugün Avrupalı ve Amerika'daki ikinci, üçüncü kuşağın idolü bu IŞİD dediğimiz konu. Şey çok acayip. Yani mesela eskiden bir meselenin tahlili yapılırken uzmanlar bir ülkeden bahsediyorlardı. Evet, coğrafi sınırları çevrilmiş ve işte bir devlet yapısı. Ama artık hani bir güç odaklarından bahsederken sadece bir ülkeye de odaklanamıyorsunuz. Böyle global. Enteresan, evet yani global. Artık şey gerçekten dünya bir köy haline almış vaziyette ve terör de öyle. Yani bir bölgenin tabii, terörü tabii. Diye bir şey yok. Senin teröristin, benim teröristim hikayesi de yok. Ama nereye gittiklerini biliyoruz. Ben şuradan da söyleyelim. Bunu 3 sene sonra karşımıza çıkacak hocam. 65 bin kilometre kare Sina Yarımadası. 6 tane şeyleri var, kampları var ve şu an Camp David anlaşması uyarınca ne İsrail askeri müdahalede bulunuyor ne de Mısır ordusunu ya da polisini bulundurabiliyor.
İşte geçenlerde hatta Mısır helikopterini orada düşürdüler. Ariş'te, evet. Hatta bir Rus uçağını, değil mi, turist uçağını düşürdüler. Tabii. Dehşet bir şey yani orada açık. Ve bir hocam bir boyutu daha var. Sözünüzü kesiyorum ama yani bu terör boyutu, yani IŞİD'in ya da El-Kaide'nin ya da işte Cephet-i Nusra Suriye ile sınırlı bir yapı. Bunların şeyleri var. Nedir o, eğitim kampları mı diyeceğiz bunları? Terör eğitim kampları. Bir de dünyanın ısrarla görmezden geldi çok daha büyük bir sorun var. O da Afrika bölgesinden sadece ekonomik nedenleriyle Avrupa'ya doğru göç etmeye çalışan insanları kaçıran ve buradaki açık hava hapishanesinde tutan ve oraya gelir gelmez de kafasına silahı dayayıp hadi ailene şimdi telefon ediyorsun $100,000 geliyor. Gelmezse deyip telefonda korkunç işkenceler yapılan bir şey var. Yani bir sürü açık hava hapishanesi ve şurası şu an böyle şey durumda. Yani kimse görmezden geliyor. Allah korusun artık oraya düşelim. Bakın son 20 senedir literatürümüze giren, hemen aklıma gelen, en fazla kullandığımız 5 tane terör örgütü. Daha evvel vardı tabii başkaları da bölgede ama son 20 senedir. Taliban, değil mi? Taliban terör örgütü 11 Eylül'den sonra özellikle olarak ifade. El-Kaide ilk saldırılarını bu 90'ların ortalarında yaptı. 97'de bu Kol gemisine Yemen açıklarında saldırdı. Evet. Sonra Dünya Ticaret Merkezi'ne ilk saldırı, o köy imam denilen kişinin saldırısı falan. El-Kaide, işte DEAŞ, Boko Haram, El-Şebab, o Somali açıklarında korsanların faaliyetleri vesaire. Şimdi bu bölgede terör bitmez. Bu bölge terörizm ürettiği için değil. Bu bölgenin terörizm üretmesini sağlayan şartlar var edildiği ve diri tutulduğu için bitmez. Şimdi Orta Doğu sorunlarına eğer siz bu bölgedeki sorunları birbirini çevreleyen daireler şeklinde çizerseniz, nedir o? İşte en sonuncudan başlayalım. Suriye meselesiyle beraber gündemimize giren ama daha evvel de yaşanan kitlesel mülteci akınları. Değil mi? Şu an Türkiye'de de, Irak'ta da, Ürdün'de de, pek çok yerde milyonlarca Suriyeli göç etmiş durumda. Ama Irak'tan da göç edenler var. Filistin'den göç edenler var. Bir mülteci sorunu. Uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, terörizm, bu bölgedeki sınır anlaşmazlıkları. Bunların hepsini yan yana böyle arka radikalizm, fundamentalizm ne derseniz deyin. Onların merkezine oturtacağınız şey Filistin meselesidir. Filistin meselesi adil ve kalıcı biçimde çözülmediği sürece Orta Doğu'da terör de bitmez, Orta Doğu'da gerilim de bitmez, Orta Doğu'da çatışma da bitmez. 2003'teki Irak müdahalesinden bir yıl sonra CIA'nın Georgia'da, Amerika'da Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje ortaya attı, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. İşte Orta Doğu'da Saddam sonrası Orta Doğu'yu dizayn etmeye dönük bir projeydi. O projede pek çok Orta Doğu sorunundan bahsediliyordu ve bu sorunların çözümü için yılda birkaç kez yapılacak zirvelerden söz ediliyordu. Onun için çalışma grupları oluşturulmuştu. İşte Doha'da bir zirve, Amman'da bir zirve, Rabat'ta bir zirve, Yemen'de Sana'da bir zirve vesaire. Ve altında küçük çalışma komitelerinin kadınların iş hayatına girmesinden şeye kadar, küçük orta büyüklükteki işletmelerin sayısının artırılmasına kadar, su sorununun çözülmesine kadar basınla ilgili çalışma gruplarının çalıştığı bir projeydi bu. Her sorundan bahsettiler. Yani insan kaçakçılığından. Şu Filistin meselesinin çözümüne ilişkin İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da hem 242 sayılı kararla hem 73'te 338 sayılı kararla yasa dışı ilan edilen bu sınırlarının gerisine çekilmesine ilişkin en ufak bir şeyden Amerika Birleşik Devletleri bahsetmedi. Herkesin bildiği ama mesele Güvenlik Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler'de karar almaya geldiğinde kimsenin parmağını kımıldatmadığı ya da karar alıcıların parmağını kımıldatmadığı. Siz ya düşünebiliyor da musunuz? Diye, şimdi mi? Yani bir dünya düzeninden söz ediyoruz. Küreselleşme diyoruz. İşte dünya köy oluyor diyoruz. Küreselleşmenin nimetlerinden hepimiz yararlanıyoruz. Dünyanın bir ucunda Türkiye'deki su faturanızı ödeyebiliyorsunuz, değil mi? Terör örgütleri bundan istifade etmiyorlar mı? Onlar da küreselleşmenin nimetlerinden yararlanıyorlar. Böyle bir ortamda siz Filistin'de tam 50 yıldır var olan bir işgal varlığının devamına
ses çıkartmıyorsunuz. Bu kadar küreselleştiğimiz, dünyanın bir tarafında kelebek etkisiyle işte ortaya çıkan bir hadisenin dünyanın başka bir tarafını etkilediği, hemen haberdar olduğumuz sosyal medya üzerinden, haber ajansları üzerinden bir dünyada yaşıyoruz. 15 ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14 tanesi diyor ki bu eyleminden dolayı İsrail'i kınamamız lazım. Bir tanesi diyor ki hayır ve karar alınamıyor. Yok. Şimdi bu kadar adil olmayan bir yapının dünyanın yöneticisi konumunda olduğu iddiasıyla dünyada barış ve güvenliği, uluslararası güvenliği kurmak üzere, tesis etmek üzere, barışın ihlal edilmesini engellemek üzere kurulmuş olan bir yapının bu halde olduğu bir dünyada siz Orta Doğu'da, Kuzey Kore'de, başka bir yerde gerçekten insanların huzur içerisinde, güven içerisinde yaşayacakları adil bir uluslararası düzeni tesis edebilir misiniz? Ya mümkün değil. Şimdi bir seyircimiz demiş ki, Fatma isimli seyircimiz diyor ki kıyamet savaşı Suriye, Irak ile Türkiye sınırında olacak. O nedenle bölgedeki Müslüman nüfus yok ediliyor, iddia ediyorum demiş. Ve aslında birçok seyircimizin de iddiası Orta Doğu'dan bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağı ve hani kıyamet savaş. Evet, buradan. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Gerçekten sizin Orta Doğu'ya dair öngörünüz ne? Şimdi bir taraftan Amerika'nın da çok iddialı büyük planları olduğunu biliyoruz buraya dair. Barzani'de ilk Kürt devletinin lideri olma gayesinde bir referandum zikrediliyor. Suriye'deki zaten hani yapı, özellikle mesela DAEŞ'in çıktığı yerden, eğer gerçekten bir seçim yapılabilecekse, mesela DAEŞ'in çıktığı yerden kim oraya gelecek, kim varlığını gösterecek filan. Ne öngörüyorsunuz siz Orta Doğu'ya dair? Şimdi zaten ayağınızın tozuyla da evet, geldiniz. Birkaç haftadır oradaydım ve saha araştırması yapma imkanı buldum. O yüzden bu konuda biraz şanslıyım. Öngörü yapmayı aslında pek şey nedir o, uzak durduğum bir alan. Ancak diyorum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, İstanbul'da yaşayan biri olarak ciddi bir endişemi dile getirmek istiyorum. O da şu, şimdi DAEŞ ile mücadele planı doğrultusunda, işte Rakka operasyonu doğrultusunda biliyorsunuz Suriye Demokratik Güçleri adı altında, ki bunun çoğunluğunu, kimlerin oluştuğunu biliyoruz, PYD-YPG güçlerinin, Türkiye'nin bu alanda tepkisi var. Yalnız ihmal edilen bir alan var. Sınırımızın dibinde sayısını şu an 70 bin olarak veriyorlar. Bakın bunu 50 bine düşürün, hiç önemli değil rakam şeyi. Bir takım insanlar ciddi olarak silahlandırılıyorlar. Bir takım insanlar ciddi olarak finanse ediliyorlar. Bu arada o silahları kullanabilmeleri için, ki bunların içinde çok ağır silahlar da var. Yani tank savarlardan tutun uçak şeylerine kadar var. Çok ciddi silahlar var. Ve bu silahları kullanabilecek eğitimi veriyorsunuz o insanlara. Tamam. Etti 3. Yani finans, silah verdiniz, eğittiniz, para verdiniz 3. Dördüncü ve en kötüsü de belki bunların içinde. Onları sahada çatışmaya sokarak tecrübe edindiriyorsunuz. Şimdi bu kim bunlar? İşte Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz alan. Nerede bunlar? Sınırımızın tam dibindeler. Yani Suriye'nin kuzeyindeler, bizim Güneydoğu bölgemizdeler. Ki bu insanların efendim orada bir şey kurma, devlet kurma hayalleri falan. Bakın dikkat edersen etnik olarak hiçbir referansta bulunmuyorum. Hiçbir referansta bulunmuyorum. Ancak bu herhangi bir devletin sınırının dibine siz bu kadar silahlı, eğitilmiş, savaş tecrübesi kazandırıp insanı koyarsanız, bunlar Eskimo bile olsalar bir devlet için doğrudan tehdittir. Yani aman işte Suriye'nin dikkati falan yok. Yani şimdi bu silahları Amerika bunlardan toplayıp hadi beyler silahları verin biz ülkemize dönün demeyecekler. Bu silahların tamamını o bölgede bırakacaklar. Bakın ben bunu kasti yapacaklarını falan da düşünmüyorum. Yani diplomatik olarak konuşmaya çalışıyorum. Bunları burada bırakacaklar. Bunun en güzel örneği Libya'da yaşandı. Libya'da 2011 yılının Mart'ında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde uçuşa yasaklı bölge kararı çıktı. Bu Kaddafi uçaklarını uçurup işte isyancıların üzerine saldırmasın diye alınmış bir karardı. Daha bu kararı mürekkebi kurumadan Fransa önceliğinde, ardından İtalya ve Amerika da dahil oldu. Hava bombardımanına girişler. Hatta şöyle bir espri dolaştı. İşte tankları bombalıyor, uçup da havalanmasın, insanlara ateş etmesin diye falan deyip her tarafı imha ettiler. Neyse Kaddafi devrede dinç edildi, öldürüldü ve aradan işte 6 ay 8 ay geçti. Yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayıydı. Bundan birkaç hafta sonra Fransa dedi ki ya pardon
İşte tam o arada şeyler nedir o kutlanıyor işte devrimcilerin başarıları kutlanıyor. Pardon ben dedi birkaç bin silah bıraktım dedi şeylere isyancılara vermiştim. Bakın o tarihten beri dünya yine ısrarla görmezden geliyor. Libya üçe bölündü. İç savaş cereyan ediyor. Her kabilenin elinde binlerce silah var. Bu ben yanlış hatırlamıyorum 10-15 kez işte af çıkarıldı falan insanlar silahlarını versinler diye paralar tekrar. Ben de şöyle okuduğumu hatırlıyorum. 1250 tır. Şimdi silah diye hatırlıyorum ama onlar tabii öyle söylemiyor. 60 tır falan diyorlar. Şimdi. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Bakın bunlar fiili olarak olmuş olanlardan bahsediyorum. Ülke üçe bölündü, iç savaş devam ediyor falan. Bu silahlar Tuareklerin eline geçti Mali'de. Başkanlık sarayına saldırdıkları zaman ordunun elinde o kalitede silah yoktu. Hala bakın kimse söz etmiyor. Mali'de darbe yaptılar. Tuarekler orası da ayrıca patlama yazı bir bomba. Bu silahlar Sarion'un eline geçti. Batı Sahara bölge zaten 1960'lardan beri biliyorsunuz hocam son derece gergin ortalık Cezayir, Fas arasında falan ve artık dengeler değişti. Şimdi daha onların teröristlerin eline geçti falan hiçbir tarafa gitmiyorum. Bakın sadece iki ülkede ve bölgede yarattığı şeyi düşünüyorum. Ben diyorum ki bu bölgede burnumuzun dibinde üstelik siz bu kadar insanı silahlandırırsanız ve bu silahları da samimiyetle söylüyorum asla ve kata geri götürülmeyecek bunlar Amerika. Çünkü çok daha maliyetli. Fatma ve buyurunuz. Hanımın sorduğu soru tabii bir boyutuyla ilahiyatçıların cevaplayabileceği bir soru. Ama biz kendimize düşen yani siyaset bilimi açısından, uluslararası ilişkiler açısından şahsen ben ciddiye alınması gereken bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani kıyamet burada mı kopacak meselesi. Çünkü bunun böyle olduğuna inananlar var. Şimdi bu nereden çıkıyor? Bu İsrailiyattan çıkıyor. Yani eski ahitte biliyorsunuz bir Armagedon Savaşı'ndan bahsolunur. Bu Armagedon Savaşı Hazreti İsa gökyüzüne yükselip orada anlatıldığı şekliyle işte Tanrı'nın sağ tarafına oturduktan sonra kıyamete yakın bir dönemde tekrar yeryüzüne inecek ve Deccal'le yani Antichrist olarak ifade edilen İngilizce'de bir savaş yapacak. Bu savaş Armagedon Savaşı. Ve o savaştan galip çıkacak. Hazreti İsa'nın önderlik ettiği ordular. Ve arkasından da Tanrı'nın krallığı kurulacak. Şimdi bu anlatılan İsrailiyat dediğimiz bizim seyircimiz bilir ifade, hocam. Siz evet rahat ifade, evet. Bu ifadeler Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle evangelistler arasında çok revaç gören bir anlatım. Hatta bu yönde tweetler de çok da tweet geldi. Şimdi, yani bakın bir tanesini okuyacağım. Bu belki meseleyi de özetlemiş olacak. Diyor ki mesela Serkan Öz o Filistin sorunu meselesinde atmış bu tweet'i. İddia ediyorum asla o sorun da çözülmeyecek. Çünkü her Müslüman öldüğünde de aslında Yahudi öldüğünde de ellerini ovuşturan evangelistler var. Onlar bu haritayı yöneticileri savaşları dizayn etti diyor. Şimdi George Bush döneminde biz bu evangelistlerin isimlerini çok duyduk. Neokonların içerisinde, hepsi değil tabii neokonun evangelist, yani yeni muhafazakarlar içerisinde önemli bir damarı oluşturuyorlardı. Yeni muhafazakarlar içerisinde eski Marksistler de vardı. Yani bizatihi kurucusu eski Marksist bir adamdı Louis. Fakat bu evangelistlerin Irak meselesine o tarihte, Orta Doğu meselesine bakışı tamamen az önce anlattığım eski bu ait eski ait hikayesi üzerinden kurgulanmıştı. Ve buna inanıyorlardı. Eski ait diyorum, İncil. Yani sürekli eski ait diyorum. Tabii. Yanlış olmasın, İncil. Çünkü eski aitte Hazreti İsa ile ilgili ifadeler yok. Şimdi buradan hareketle kıyameti çağırmak diye... Tanrı'nın elini kıyamete zorlamak diye de bir ifade... Kıyamete, işte kıyameti çağırmak diye bir ifade kullanmaya başladılar. Kıyameti çağırmak kötü bir şey olarak değil... İyi bir şey olarak lanse edildi. Tabii. Yani Armagedon Savaşı yaşanacak ki o zaman da Saddam'ı Deccal olarak isimlendiriyorlardı. Pek çok papaz Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz pazar günü televizyon açtığınız zaman hemen hemen her Amerikan kanalında bir papaz vaaz verir. Ve bunların arasında evangelistler en ateşli olanlarıdır. Bu konularda vaazlar veriyorlardı. Şimdi bu Trump'ın destekleyici kitlesi içerisinde bu insanları görebilirsiniz hala. Ve azımsanmayacak sayıda geçenlerde bir belgesel izledim. 2 milyondan fazla Amerikalı genci yaz kamplarında eğitiyor bu insanlar. Evangelist olarak eğitiyorlar. Her yıl bunları eğitiyorlar ve bu bilinçle yetiştiriyorlar. Yarın öbür gün bunlar işte Amerikan ordusuna katılıyor. Kimi asker oluyor, kimi üniversiteye gidiyor filan.
Ve kafalarında bir gün böyle bir hadisenin ve Orta Doğu'da gerçekleşeceği ve bunun da çağrılması, bunun gerçekleştirilmesi gerektiği inancı var. Dolayısıyla başta söylediğim gibi bu meselenin tartışma kısmını aslında ilahiyatçılara bırakmak lazım. Ben metnin aslına hakim olan bir insan değilim. Fakat işin siyasi yansıması öyle önemsenmeyecek bir şey değil. Bununla hayatını devam ettiren, bu olsun diye çaba gösteren ve bunu da siyasi alan Amerikan siyasetinde yansıtan grupların varlığı biliniyor ve bunların sayıları da giderek artıyor. Bu Müslüman düşmanlığına dönüşüyor mu? Elbette dönüşüyor. Kesinlikle dönüşüyor. Çünkü bu bölgede özellikle Orta Doğu'da Saddam'da cisimleştirilen Deccal o tarihte aslında İslam'la özdeşleştirilen bir Deccal'di. Ve geçen 2003'ten bu yana geçen 14 yıl zarfında hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Batı Avrupa'da hızla yükselen, işte kimi zaman bence yanlış bir ifade, İslamofobi olarak isimlendirilen, çünkü İslamofobi İslam korkusu, bu apaçık bir İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığı. Yani siz antisemitizm diyorsunuz da Yahudi karşıtlığına, buna niye İslamofobi diyorsunuz? Bu da anti-İslamizm, tabii, İslam karşıtlığı tabii. ve İslam düşmanlığı daha tabii, da ötesi. Bugün belki biraz sonra tartışacağız. Almanya'daki seçim tartışmaları Türkiye üzerinden yürürken sadece Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir saldırı, bir onun üzerinden oy değiştirme kaygısı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin temsil ettiği İslam düşmanlığı üzerinden bir oy değiştirme kaygısı. Gördük işte. Osmanlı zamanında da mesela Türk dendiği Hollanda'da, zaman Müslüman. Müslüman dendiği zaman Türk aslında ama eşit. Bu konuda, bugün belki... Buna bir şey söyleyebilirim. Çok ilginç hocam. Şeyde İngiltere'de öğrendim ben. Kur'an-ı Kerim en iyi çevirilerinden birisi 1930'larda çevrildiği zaman The Book of Turks deniyor. Türklerin kitabı. İngilizce. Çok yani, ilginç bir şey. Yani şey oydu pardon. Türk İmparatorluğu derler. Lampir Türk. Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu tabirini çok kullanmazlar. Türk. 17. asırda, 18. Tabii, tabii. asırda Türk. Batı tarihçileri Lampir Türk dediği zaman Türk İmparatorluğu. Ve bu Türk İmparatorluğu da Osmanlı sınırlarıyla sınırlı değildir. Esasen Balkanlardan başlar. 16. asırda Hindistan'a kadar gider. Bugün mesela bir tartışma okudum. Hindistan Babür'ü bile kendine mal etme yoluna gitmiş. Evet. Yani baktığınızda 16. asırda yani Kanuni Viyana önlerindeyken 1500'lerde bugün İran dediğimiz coğrafyayı da yönetenler Türkler, Safaviler. Tabii. Bugün Hindistan dediğimiz coğrafyayı da yönetenler Türkler, Babürler. Oradan git Buhara'ya, Hıve'ye, ta Doğu Türkistan'a kadar. Yani aslında Çin'in içlerine kadar Türk hanedanlarının yönettiği bir alandan söz ediyoruz. Tabii. Bunun güneyinde de Araplar var. Ama giderek oraya doğru da Osmanlı Devleti işte genişlemiş. Tabii, o zaman da Türk de özdeşleştirmiş. Çünkü Batılı Türk üzerinden onunla etkileşerek İslam hakkında bilgi sahibi olmaya başlıyor. Daha evvelki yıllarda İspanya'da Araplar hangi şekilde algılandıysa 14. 15. yüzyıldan itibaren ama esas itibariyle de Haçlı seferlerinden itibaren işte Anadolu'da Selçuklularla karşılaşarak arkasından Osmanlılarla karşılaşarak. Hocam bakın bir şey söyleyeceğim. Gelmişler. Şimdi işin tarihi kökleri var elbette. Bunlar gurur verici. Ama bir de şu var. Yani bugün mesela kaç ülke siz az önce söylediğiniz Filistin'i gerçekten kendi sorunu etmiyor Türkiye gibi? Hiç kimse. Veya Arakan. Hiç kimse. Yani o kadar acıklı Arap ki. Dünyasında kaç kişi acaba? Arap dünyasında kaç kişi? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen, ben çok acı bir lütfen. Şey. Hocam şeyi Gazze saldırısını İsrail'in biliyorsunuz değil mi? Hatta onu temsil eden dehşet bir saldırı vardı. Kumsalda, ben Gazze'ye çok gittiğim için biliyorum. Kumsalda çocuklar top oynuyorlar. Önce bir tarafa bir füze, bir bomba bir şey atılıyor. Çocuklar öteki tarafa kaçacağı hesaplanıyor. İster istemez asıl şeyi oraya vuruyor. Bu çocukları paramparça ettiler. Bakın bunlar yaşandığında Ramazan'dı. Yani Müslüman dünyası en hassas olduğu zaman değil mi? Ya. Ben de isim vermeyelim ama bölgenin diyeyim yine. Etnik bir şey de vermeyelim. Pek çok şeyi kanalın uydusu bende var. Dört tane şeyden seyrediyorum. Hepsi şeye gösteriyor. Şarkı, türkü ve vesaire. Bütün bunlar olurken Gazze'de. Yani burada insanlar... İşte siz Van Minute'den sonra gelmişti değil mi? Bu söylediğiniz hadiseden sonra mı Van Minute yaşanmıştı? Ondan sonraki Gazze operasyonundan söz ediyor. 2008 benim kastım. Hayır o zaman doğru Van Minute'in olduğu. Tabii tabii. Siz Ürdün'den geldiniz. Ürdün'de çok iyi biliyorsunuz. Ürdün nüfusunun
Herhalde yarısından fazlası Filistinli değil mi? Tabii tabii. Ama vatandaşlık vermiyor filan Ürdün. Yok, Ürdün veriyor da şey vermiyor. Suriye, Lübnan, Mısır vesaire vermiyor. Ama hatta onları mesela... haymatloz yani Lübnan'da yaşayanlar vatansız tamamıyla yani sadece şey alabilir o Birleşmiş Milletler'den seyahat belgesi alabilir. Ürdün ilk veren hocam. Filistin meselesine bakışı ne? Onu çok fena sahipleniyorlar. Yani her Allah'ın akşamı, her haber kanalı, her yerde mutlaka bir Filistin şeyi var. Ama diğer ülke... Aksiyon? Yani efendim? Aksiyon? Aksiyon sözde yani görüşmeler yapılıyor falan ama en son işte onu belki söylemek de gerekir burada. Bir Mescid-i Aksa saldırısı oldu dikkat ederseniz. Bunun yansımaları çok kötü oldu. İki kişi biliyorsunuz şeyi öldürdü orada iki İsrail askerini. Aslında onlar asker falan yani şey değiller, Yahudi değiller. Yani herkes bilir ki Mescid-i Aksa'ya gidenler ben o bölgede çok gidip geldiğim için ya dürzüdür ya şeydir Müslümandır bunlar. Yani ama İsrail vatandaşıdır. Buna rağmen öldürdüler. Ve çok ilginç bir şey oldu. Elçilikte güya... Ay canım ya maşallah hiç orada zorluk çıkarmaktan da geri kalmıyorlar yani. Kesinlikle. Ha, yani kesinlikle. Hani... İşleri o, işleri ha. O. Ama daha da vahimi şu, hani bu vereceğim örnek, Ürdün'deki örnek çok önemli. İsrail elçiliğinin kullandığı ikametgahlardan birine, bu Rabiye bölgesindeki şey bir bölge yani nedir o biraz lüks bir bölge. Mobilya getiren şeyde 17 yaşında çocuğu, kalktı güvenlik görevlisi alnından vurdu. O da yetmiyormuş gibi o binanın sahibi olan... Ve kardeşi de Filistin davasının çözümünde en aktif Hristiyan şeylerden biri olan, milletvekillerinden biri olan adamın kardeşini de vurdu. İkisini de öldürdü. Amerika ve şeyin baskısıyla, özellikle Amerika'nın baskısıyla o Kushner araya girdi falan. Şeyden söz alındı. Kral çünkü askerleri gidince oraya bu bir katildir şey yapmam. Yani gözünü kırpmadan insanları başka bir toprakta dahi öldürdüler. Ama bu konuyu geçmeden önce hocam bu şey yaptığım çalıştığım da bir alan. Orta Doğu senaryosunu şunu söyleyelim. Bir hızla geçelim mi? Ne lütfen. Olduğunu ama ne şey yapıldığını. Şimdi bakın 1948 İsrail Devleti kurulduktan sonra asıl şey 1967'de yaşanıyor. Biliyorsunuz bu preempt denilen saldırıyı İsrail gerçekleştirdi. Mısır, işte Lübnan, Ürdün vesaire uçakları kalkmadan bunları imha ettiler falan filan. O yüzden Filistinler kendi davalarını kendileri artık Yasir Arafat'ın liderliğinde bunlar bilinen şey olduğu için hızlı geçiyorum. Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu vesaire. Şimdi o zaman senaryolardan uzmanlar açısından şuydu. Ne olabilir İsrail'de? Bir, Orta Doğu'da. Filistin-İsrail Savaşı çıkabilir. Çıkmadı. O zaman İsrail-Arap Savaşı çıkabilir. O da çıkmadı. 1970'lerin sonuna doğru politik olarak güçlenen İslami akımlar bölgedeki liderlere alternatif olabilir dendi. Olmadı. 1980'lerdeki ciddi kuraklıkta su savaşlarının çıkacağı ciddi ciddi dillendirilmeye başlandı. Ben 1989'da Ürdün'e gittim ve 95'e kadar kaldım. O tarihten sonra da artık herhalde 10 defa falan gitmişimdir her yıl. Bir su şeyi vardı. Kuşlar, zavallılar su bulamıyor. Uçarken düşüp ölüyorlardı. O derece bir şeylik vardı. O su savaşı oldu. Ne oldu? Hiç aklı hayale gelmeyen bir ülkeden, Tunus gibi bir ülkede bir sokak satıcısı, işte zabıtalar kötü davrandı, kendini yakmasıyla başlayan bir Arap baharı biliyorsunuz fırtınası ki bunu da pek çok insan şey diyor işte Amerika İsrail arkasına var ama değil. Orta Doğu'da bakın her şeyi yapabilirsiniz ancak Orta Doğu halklarının bir realitesi vardır. Hak istemek için sokağa elbette çıkabilirsiniz ama geri gelemezsiniz. Sizi muhaberat, istihbarat benim Arapçada öğrendiğim ilk iki kelimedir. Muhaberat bildiğiniz MİT'tir sivil, istihbarat da askeri istihbarattır. Bakın Ürdün'e indiğim anda öğrendiğim iki kelimedir bu. Ve devamlı gözler üzerinizdedir. Korkunç işkence yok olursunuz. Yüzlerce, binlerce insan Orta Doğu'da yok olmuştur bu sayede. Dolayısıyla ve o Arap baharı için... oyunlar var. Evet, Arap baharı için sokağa çıkan o insanları takdir etmek lazım. Çünkü çok insan hayatını kaybetti. Ancak demek istediğim şey şu, bütün bu senaryolara rağmen çok daha farklı bir şey patlak verdi. Ve şu an yine Orta Doğu kaynayan bir şeye nedir o? Yani tencere nasıl basınç altında kalır? Bunun iki nedeni vardı. Bunu birkaç yıldan beri dillendiriyordu hocam biliyorsunuz. Birincisi artan gıda fiyatları. Çünkü kuraklık vesaire ve farklı sebeplerde iklim değişikliği sebebinden dolayı insanlar artık yeterince gıda Suriye şey yapamıyor. Suriye krizinin başlangıcında da değil İşte mi? İşte onu yani. Kastediyorum. Açık. Ve yani Orta Doğu'nun başka bölgelerine sirayet etme ihtimali çok yüksek. Ya Allah aşkına şu görüntü aslında var ya yani bu ya korkunç bir yıkım. Yani ölüm yani ölüm yani ölüm şu fotoğrafa bakar mısınız? Aynen. Bu
Ha bu arada birazdan reklama gideceğim. Özellikle seyircimiz hani Türkiye ile ilgili olarak da çok merak ediyor ama reklamlardan sonra işin o kısmını konuşuruz. Hazır İsrail demişken muhakkak sizler de okuyorsunuzdur ya da duyuyorsunuzdur ya da belki bulunduğunuz ortamlarda da konuşuluyordur. İsrail'in özellikle Erbil'e çokça işte akademisyenini efendime söyleyeyim araştırmacısını gönderdiği de son zamanlarda en çok yazılan, çizilen, dillendirilen. Şimdi İsrail'in tabii ki Irak'ın kuzeyine bir alakası var. O da bugünün meselesi değil. 2003 sonrasının da meselesi değil. Bunu çok eskilere götürmek mümkün. Hiç o kadar Babil sürgününe kadar gitmeyeceğim. Ama Nabukadnezar zamanına kadar götürmek mümkün. Çünkü biliyorsunuz Yahudiler o tarihte Babil'e sürgün edilmişlerdi. O bölgede yaşadılar. Ve hepsi geri dönmedi. Bir kısmı orada kaldı. Bakın bu çok enteresan bir hadisedir. Bugün Irak'ın kuzeyindeki... Hocam Arz-ı Mevud içinde zaten. Arz-ı Mevud içerisinde sayıyor. Adam Kineset'e yazmış. Nil'den Fırat'a kadar Eres İsrail. Evet. Ve onun altında Enver Sedat konuşma yaptı. Yaptı. Çok enteresan. Tabii. Yani Nil'den Fırat'a kadar Eres İsrail, İsrail ülkesi diyor. Şimdi bu Arz-ı Mevud dediği kendisine vaat edilen topraklar içerisinde sayıyor burayı. Ama daha enteresan olanı işte M.Ö. 3. asır herhalde. Oraya gidiyor, geri dönerken bir kısmı orada kalıyor. Onlar zaman içerisinde farklı etnisiteler, işte farklı dinler vesaire olsalar bile kökleri her zaman İsrail'in 1948'den sonra kuruluşuyla beraber İsrail'in köklerini, Yahudi milletinin köklerini arayış içerisinde olup da bir Yahudi ulusu yaratmaya dönük çalışmalarda arananlardan biri de onlar. Hani bir 13. kabile efsanesi vardır. Hmm. Bu kimdir? Hazara Türkleri midir? Evet. Şeyde midir? Yemen'de midir? Şu yoksa Irak'ın kuzeyinde midir filan. Şimdi o meseleyi bırakalım bir kenara. Daha çok işte tarihçilerin meselesi. Ama hocam sonra... şey de söyleyelim. İşin devamını da söyleyelim. Ya Hazar Türkleri ya da Kürtler diye ifade edilir. Yani komplo teorisyenlerin tamam işte, kayıp kabilenin yani ya Hazar Türkleri ya Kürtler. Onu söylüyorum. Babil sürgünü sırasında kimler vardı? Medler herhalde. Kürtler filan değil o bölgede yaşayan. Onunla ilintilendiriliyor. Şimdi 48'den sonra ama esasen 1950'lerde. Hı. Şimdi 48'de biliyorsunuz İsrail devleti ilan edildi. Arkasından bir Arap-İsrail savaşı yaşandı. İsrail galip çıktı buradan, bu savaştan. Hatta Ürdün'le gizli bir anlaşma yaptı. O yüzden Ürdün kralını Filistinler öldürdü Mescid-i Aksa'nın basamaklarında. Akabinde 56'da Süveyş krizi yaşandı. İsrail Mısır'la savaştı. İngiltere Fransa müdahil oldu. O dönem İsrail'in bir dışişleri bakanı var. Bayan Golda Meir. Hocam. Ve bir başbakanı var. Ben Gurion. O iki ismi lütfen unutmayalım. Zaten aşinayız ve dinlemek de istiyoruz devamını. Reklama gitmem gerekiyor. Buradan bağlantıyı nereye kuracağız? Irak'ın kuzeyine ilgisi nereden çıkıyor İsrail'in ve ne amaçla bugün orada faaliyet gösteriyor? Evet. Önemli bir noktadan alacağız. Reklamlardan sonra buradayız. İddia ediyorum etiketiyle hem konuşulanlara dair hem merak ettiklerinize dair hem de tespitlerinizi merak ediyoruz. Biz de lütfen gönderin. Ve evet devam ediyoruz sevgili seyirciler. Tweetleriniz geliyor, yorumlarınız geliyor. Merak ettiğiniz hususlar da var biliyorum. Özellikle bir tanesi var ki nükleer silahlarla ilgili bizim var mı diye soruyorlar. Birazdan o soruyu da yönelteceğim. Şimdi hocam sizin kaldığınız noktada İsrail'in Orta Doğu'daki hamlesi ya da planları üzerine. Süveyş Savaşı'ndan sonra 1956'da İsrail Başbakanı Golda Meir, Dışişleri Bakanı Golda Meir, Başbakan Ben Gurion bir İsrail'in güvenliğine ilişkin bir proje geliştirdiler. Bu projeye Türkçe'ye çevresel pakt adını verebileceğimiz bir isim verdiler. Temel çıkış noktası şuydu. Kendi tabirleriyle Ben Gurion bunu anılarında anlatıyor. Yakındaki Arap düşmanları dış hilaldeki Arap olmayan dostlarla çevrelemek. Ve bu çerçevede üç ülke kilit rol oynadı. Bir tanesi Etiyopya'dır. Etiyopya'nın tarihsel olarak İsrail'le ilişkileri vardır. Bunu en son işte 80'lerdeki kuraklık sırasında oradaki falaşaları İsrail'e taşımaları esnasında gördük. Falaşalar aslında siyah renkli Museviler. Çünkü Yahudilik yine o Babil sürgünü esnasında Musevilik Yahudilere hasredilen, Yahudilerin tekeline sokulan bir din olmadan evvel evrensel bir dindi ve o sırada işte Etiyopyalı Karadenli insanlar da
Museviliği benimsemişlerdi. Biri Etiyopya'ydı. Biri İran'dı. Yani Şah döneminde İran, İsrail'le çok yakın ilişkileri olan, doğal nedenlerle biraz sonra oraya da geleceğim, bir ülkeydi. Üçüncüsü de Türkiye'ydi. Pek çok kimse bilmez. Bu sözünü ettiğim Golda Meir ve Ben Gurion bir gün bir askeri uçakla gizli bir şekilde Ankara'ya geldiler, Türkiye'ye. Rahmetli Adnan Menderes Başbakan, Fatih Üçlüzorlu Dışişleri Bakanı, bunlar görüşmeler yaptılar. Ben Gurion anlarını da şöyle anlatıyor. O kadar gizliydi ki toplantı. Toplantıya ara verip öğle yemeğine geçtiğimizde masaya servis yapan garsonlar bile büyükelçiydi diyor. Dışişleri ve orada ilk anlaşma imzalandı. Türkiye ile İsrail arasında istihbarat paylaşımına dair, o zamanki adı MAH olan Milli Amale Hizmet Teşkilatı, yani MIT'in babası, Mossad arasındaki ilk bu periferik paktla ilgili, çevresel paktla ilgili anlaşma. Hatta bir Trident adında da, o Poseidon'un üçlü mızrağı, bir istihbarat paylaşım ağı kurmaktan söz ediyor. Ama hep aynı nokta. İsrail'in Arap düşmanlarından algıladığı güvenliği Arap olmayan dostlarla sağlaması. Çünkü o tarihlerde biliyorsunuz Türkiye ile Irak'ın arası kötü. 57'de Suriye ile savaşın eşiğine gelmiş Türkiye. Suriye'de komünistler iktidara gelince sınıra asker yığmışız. Rusya araya girip engellemiş savaşı. 58'de Temmuz darbesiyle Türkiye'nin müttefiki Nuri El Said Paşa devrilmiş. Babası kral Faysal, ikinci Faysal öldürülmüş, Nuri El Said Paşa öldürülmüş. Yani Bağdat Paktı'nı ortadan kaldıran bir gelişme. Türkiye'nin o tarihte Irak'la arası kötü, Suriye'yle arası kötü. En de önemlisi Mısır'la arası kötü. Çünkü Mısır'da da Türkiye'yi düşmanlığın merkezine oturtan, Türkiye'yi ve İsrail'i taşlayarak Arap birliğini sağlamaya çalışan Cemal Abdülnasır diye bir adam var. İşte 56'daki Süveyş krizinden sonra özellikle yıldızı parlayan bir adam. Pan-Arabizmin mimarlar, öncülerinden bir tanesi. İşte bu dönemde Türkiye ise, İsrail'in o dönemde hedef aldığı gruplardan biri de Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerdi. Ve 50'lerin sonundan başlayarak ama özellikle 60'larda yoğun bir şekilde İsrail İstihbarat Servisi'nin görevlileri Irak'ın kuzeyinde görülmeye başladılar. Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'nin, hatta Mesut Barzani'nin kendisinin gençken, çok sayıda fotoğrafı bugün de basında gözüküyor ama bu çok kitaplara konu oldu. Yurt dışında basılan kitaplara, Türkiye'de basılan kitaplara. Amaç neydi? Arap dünyası içerisinde yine İsrail'le yakın ilişkisi olacak olan, bunun kültürel temellerini de uydurmak mümkün ama asıl önemli olan tabii stratejik işbirliği kurabilecek olan Arap olmayan bir devlet kurmak. Yani mesele Kürtlerin kara kaşı kara gözü meselesi değil. Irak'ın kuzeyinde, hatta Suriye'nin kuzeyinde Arap dünyasını parçalayacak, onları yıllarca meşgul edecek, onları uğraştıracak yeni bir devlet. İran niye işin içerisinde? Çünkü İran'la Irak arasında da daha sonra 70'lerin sonunda savaşa sebep olacak olan bir sınır anlaşmazlığı var. 60'ların sonunda bu alevlenmiş. Çünkü önce Johnson, arkasından Nixon, Şah'ı öyle bir silahlandırmışlar ki Şah kendisini Körfez'in efendisi zannediyor. Ve bu Şattül Arap su yolu anlaşmazlığı üzerinden işte Irak'taki bir takım toprakları talep ediyor. Irak biz bunları vermeyiz diyor. O da İran, İsrail bir yandan Mossad üzerinden Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupları silahlandırırken bir yandan da İran silahlandırıyor. Ve 70'lerin başında İran'la Irak arasındaki gerilim had safhaya çıktığında, daha sonra geçici olarak Cezayir Anlaşması dediğimiz bir anlaşmayla dondurulacak bu kriz. Irak'ın kuzeyinde de Kürt gruplar ayaklanıyorlar. Daha evvel de defalarca ayaklanmışlardı ama 70'lerin başındaki bu ayaklanmanın arkasında kim var dediğiniz zaman bir tarafta İsrail'i görüyorsunuz ama esas olarak da İran'ı görüyorsunuz. Şimdi biz reklamdan önce dediğim gibi hani İsrail'in bugün Erbil'e işte akademisyenlerini gönderdiği, araştırmacılarını gönderdiği falan, niye gönderdiği aşikar. Şimdi bir taraftan da hani Amerika'nın Orta Doğu üzerindeki planlarını düşündüğümüzde Irak'ın kuzeyinden böyle Akdeniz'e kadar bir bölgeyi himayesi altında tutmak ya da orada koridor, koridor oluşturmak istediği de çokça yazılıyor, çiziliyor. Şimdi şu pozisyonda mesela şu söyleniyor, hani Amerika suni bir takım gündemler yaratıldı, işte Kuzey Kore'de bunlardan bir tanesiydi. Bir sonraki hamlesinin de İran olacağı, işte İran'ın aslında nasıl diyeyim... İran'ı suçlayacağı, İran'la iyice bir tarafların keskinleşeceği falan da söyleniyor. En son İran çünkü Kuzey Kore meselesinde de
arka çıktı bir anlamda Kuzey Kore'ye. Şimdi mesela şu pozisyonda İran'ın tavrı nereden yana olacak? Siz tarihsel bir doneden bahsedin. Evet, ne bekliyorsunuz İran'a? Ama ben az önceki şeye bir cümle ekleyeyim. Onu söylemeyi unuttum. 48'den sonra çok sayıda Irak'tan Yahudi de İsrail'e göç etti. Bugün sayıları 200-250 bin civarında olduğu söyleniyor ki İsrail küçük bir nüfusa baktığınız zaman bir devlet. Tabii. Azımsanmayacak sayıda Irak'tan göç etmiş olan, Irak'ın kuzeyinden veyahut Bağdat civarından Musevi İsrail'de yaşıyor. Bunların ne kadarı gerçekten Yahudi etnisitesinden, kaçı işte Musevi ama etnisitesi farklı onu bilmiyoruz. Ama bunların Irak'ın kuzeyiyle yürütülen özellikle de 2003'ten sonra hız kazanan ilişkilerde kilit rol oynadıklarını biliyoruz. Mesela şöyle internet arşivinden bir tararlarsa görür izleyicilerimiz. Ben çok net hatırlıyorum. 2003 Irak Savaşı'ndan sonra İsrail'deki bir takım özel güvenlik teşkilatları. Bunlar içerisinde İsrail İstihbarat Servisi'nde daha evvel görev yapmış olan hem askeri istihbaratta hem sivil istihbaratta emekli bir takım uzmanlar var. Gittiler Irak'ın kuzeyinde silahla eğitim vermeye başladılar bu gruplara. Türkiye o zaman bunları kınadı. Tabii. Çünkü silah da satıyorlar. Tabii. Ya siz ne yapıyorsunuz dedi. 2003'te ben çok net hatırlıyorum bunları. Yapmayın böyle bir şey dedi. İsrail'le o zaman da aramız çok bozulmamıştı hatırlıyorsunuz. Türkiye-İsrail arasında o 96'da başlayan süreç devam etmekteydi. Ya biz yakıştıramadık bunu filan yapmayın bunu dediler. Sonra o kaldı. Devamı gelmedi ama görüyoruz ki bugün demek ki o yıllar içerisinde gelişerek devam etmiş. Aynen. Burada da yine İsrail'deki o Irak'tan göç etmiş olan kişilerin önemli bir rol oynadıklarını görüyoruz. Kesinlikle ama buna ek olarak hocam sadece orada değil şu an İran'ın içinde bizzat yaşayan Yahudi komünitesi var. Yani hatta bunlar arada bir şeydeki Siyonistler diyelim. Yani şeyi ayırarak konuşmayı ben tercih ediyorum. Yani Siyonistlerle Yahudiliği. Yani çünkü pek çok geleneksel Yahudilik de aslında Siyonistlerin Yahudiler kötü bir isim, kötü bir imaj verdiğini düşünüyorlar. Yani bunun da en büyük belirtisi şeydir. Bu Mavi Marmara'da hatırlarsınız bir genç 19 yaşında Furkan diye anlıyorsam adı yakın mesafede ateş ederek öldürmüş. Onun cenazesi New York'tan Furkan kalktığında pek çok haham vesaire de geldi. Yani bu İsrail'in bu tavrını kınamak üzere. Hasidikler. Şimdi iki şey var. Aslında onu da söylemeyelim. İkincisi de İran'ın içinde ciddi bir nüfus var. Arada bir bu aşırı şeyler ne diyelim dinciler ya da Siyonistler işte siz İran'da tehdit altındasınız rahat yaşam süren buraya gelin diyor. Onlar da gelmeyiz diyorlar. Şimdi böyle bir ilginç bir şey var. Ancak bir ilginç başka bir şey daha var. Yine isim vermekten kaçınacağım ancak ben Arap dünyasının İsrail'in ciddi bir düşmanı olduğunu düşünmüyorum. Yani dili konuştuğun Arapçam Türkçemden iyidir. Aralarında o kadar uzun yaşa. Böyle bir sorun yok yani. Bu Netanyahu gibi kötü politikacıların İsrail'in varlık sebebi olarak öne sürdüğü ve her daim diri tuttuğu bir şey. Yani bu liderlerin Avrupa'daki, Orta Doğu'daki birkaç liderin bizzat İsrail'in liderleriyle oturup Oxford hocalarından bizzat dinledim. Tavla oynayıp viski içerken muhabbet ettiklerini ancak her ikisinin de ülkesine döndüğünde iki tarafı da kınadığını falan duyuyoruz. Yani şimdi o yüzden biraz gerçekçi olmakta fayda var. Bu İsrail'in bu tür operasyonları aslında örneğin o Türkiye ile oluşmuş olan dostluk havasına tamamen ihanetti. Siz Türkiye'nin sınırının dibinde değil mi? Irak'ın kuzeyinde alıp bir takım insanları eğitiyorsunuz vesaire. Yani işte az önce Amerika'nın da yaptığından söz ettiğimiz alanlardı. Dolayısıyla Orta Doğu 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Çıkabilir. Çünkü dengeler her daim değişiyor. İkincisi de İsrail şu an çok küçük bir bölgeye kısılmış durumda. Burada ne doğru düz uçaklarını uçurup pilotlarını eğitebiliyor. Yani bir var olma mücadelesine dönüştürmüş durumda. Tüm çabalara rağmen 1967'de işgal edilen topraklar hala işgal altında topraklar diye geçiyor. Tüm çabalarına rağmen bunları kendilerine mal edemiyorlar. Bu çabaların içinde de bu toprakların en güzel yerlerine yerleşim birimleri kuruyorlar. Bu yerleşim birimlerinin nüfusu kimi yerde 120 bin. Bakın yani biz yerleşimci değil sanki 3 kişi çadır kurmuş gibi geliyor. 120 bin. O bölgeye gidenler çok iyi bilir. Yani sadece Kudüs ile Ramallah arasında 60 kilometrelik coğrafyada sadece ve sadece İsraillerin kullanımına açık dünyanın en modern yolları
sadece onların onlara has olan araba plakalarının geçebildiği yollar halinde ve Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş durumda. Yani gerginlik her daim arttırılarak canlı tutuluyor ve bu bir varlık mücadele şeyine dönüşüyor. Yani işte düşmanlarla çevriliyiz, kendimiz var olmaya çalışıyoruz falan deniyor. Hatta o konuları çalışanlar çok iyi bilir. 1967 Arap-İsrail Savaşı diye geçiyor. Bakın terminoloji insanların algısını nasıl... Ya ne savaşı? Savaş iki ordu arasında olur. Bu adamlar kalktılar, Mısır'ın şeyini, hava gücünü imha ettiler. Ardından bir işgale giriştiler. Sina'yı işgal ettiler. Efendim şeyin Lübnan'ın güneyini, daha yeni Hizbullah ile girdikleri çatışmada ciddi bir kayıp yaşayıp İşgal ettikleri Mezar-ı Şeba denilen Şeba çiftlikleri ile Bir Seba, Yedi Kuyular bölgesini ilk kez geri verdiler. Şu an örneğin Suriye meselesine getirmek istiyorum. Hatırlıyorsunuz Golan Tepeleri hala işgal altında. Golan Tepeleri nedir biliyor musunuz? Şam'da açık havada, yani gayet rahat görebileceğiniz Cebel Şeyh, Şeyh Dağı'nın etekleri. Orada Kneitra diye bir köy var. Bu köyü bir güya geri çekildiler biraz. Yıktılar, bombaladılar. Rejim de bunu gelene gidene işte bakın İsrail vahşeti diye gösteriyor. Açık havada İsrail askerinin sizi dürbünle izlediğini gayet net görebiliyorsunuz. Ben şahsen gördüm. Şimdi sorun neredeydi? İki çığlık vardı bölgeden. Hala kulaklarımda. Bir tanesi Irak'tandı. O zaman Ürdün'de yaşıyorum. Iraklı bir orta yaşlı hanım, yanılmıyorsam uluslararası bir medya kuruluşuna, siz burasını Afganistan mı zannediyorsunuz? Burayı işgal edemezsiniz. İşte onurlu Irak halkı Amerikalılara karşı çıkacak falan diye var. Tarumar oldu Irak. İkinci çığlık Dera yakınlarındandı. Çünkü o Arap Baharı şeye sıçradığı zaman 2011'de biz de bir heyetle gitmiştik. Nedir o? Halep'e gittik. Orada gerginliği hissedebiliyorsunuz. Yanılmıyorsam Mart-Nisan ayıydı. Ve o kadıncağız şeyi söylüyordu. Dera'da şöyle oldu olayların başlangıcında. Bu şehrin merkezinde çok büyük bir cami var. Eski de bir cami. Onun avlusunda oturan çocuklar perşembe akşamı, tarihi şu an hatırlamıyorum ama cuma namazı ertesi işte gösteri yürüyüşüne çıkacaklar diye güvenlik güçleri tarafından 18 tanesi şeyle... Korkuyorum. Çok ağrılı olur mu? Şeker hastası olup olmadığımızı nasıl anlarız? Babet tarzı ayakkabı giymek sağlıklı mı? Ağrı kesici içmeyin diyorlar ama mecburen içiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor öğrenebilir miyim? Kandida, kandida. Nedir bu kandida? Tüm bu sorularınızın cevabı için... Doktor geldi. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün TRT 1'de. Tamam, ben onu duyuyorum. Siz söylemenize gerek yok. Sağ olun. Biz demiyoruz ama. Evet, yayındayız. Teşekkürler. Allah'ım yarabbim, öyle bir yayına girdik ki şey oldu. Şimdi en son Orta Doğu'daki mevcut tehlikelerden de bahsettik ve özellikle Behbi Hoca'nın yakın yani coğrafyadaki yakın ülkelerde de meydana gelen bu tehlikeler, çevremizde oluşanlar, hani ve bizim aynı zamanda hani mazlumlara da bir sahip çıkma politikamız da ortada. Yani aslında dünya şu anda yangın yeri gibi, değil mi? Çok farklı bölgelerde. Şimdi en son özellikle seyircimiz hani Türkiye ne yapmalı, Türkiye nasıl pozisyon almalı diye soru soruyor. Bu tabii çok büyük bir soru, bunu biliyorum ama siz ana hatlarıyla muhakkak özellikle şu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor diye söyleyeceğiniz yerler vardır. Onun için önce siz mi sözü almak istersiniz hocam? Şimdi dünya siyasetinin iki kutup üzerinden tarif edildiği, siyahın, beyazın belli olduğu, düşmanın, dostun belli olduğu, tabii tırnak içerisinde bu tabirleri kullanıyorum, ya da hasımların belli olduğu dönemde Türkiye'nin takip ettiği siyaset daha kolay tarif edilebiliyordu. Hı-hı. Yani özellikle 90'ların başına kadar bir blok içerisinde yer alıyorsunuz. Hı-hı. O bloğun bir lideri var. O blok lideriyle çok ciddi askeri, iktisadi, siyasi ilişkileriniz mevcut. Esasen çok fazla kafa yorup Sovyetler Birliği'ne karşı ayrı bir politika geliştirmenize gerek yok. Elbette o blok lideriyle de sorunlar yaşadı Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri de 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda yaşadı, ambargoyu yaşadık biz ama Sovyetler Birliği'ne karşı NATO'da nasıl bir strateji geliştiriliyorsa siz de onun bir parçası oluyorsunuz. Şimdi küreselleşmeyle beraber dünyadaki hiçbir ülkenin böyle net siyah-beyaz karşıtlığı üzerinden
dost-düşman karşıtlığı üzerinden kalıcı, uzun vadeli politikalar takip etmesine imkan kalmadı. Kalmadı. Hiçbir ülke derken bilhassa stratejik konumu olan, dünya siyaseti açısından stratejik bölgelerde yer alan ülkeler bunların başında geliyor. Şimdi Türkiye konumu itibariyle Pasifik bölgesinde bir ada değil. Öyle bir yerde bulunuyoruz ki biz, Türk dış politikasının değişmez özelliklerinden biri coğrafyamız, değil mi? Coğrafyamız ve jeopolitiğimiz, komşularımızla beraber. Her dönemde hemen hemen, yani bunu işte gücümüzü kendi kendimizi kandırarak büyütmek manasında söylemiyorum. Biz kendi kendimize de söylediğimiz bir şey değil bu. Dünya siyasetinde uluslararası işler analizi yapan herkesin Türkiye söz konusu olduğunda başladığı nokta Türkiye'nin ABC'si bir lokasyonu. Şimdi bütün tarih boyunca bu böyle olmuş. Türkiye hem bir Akdeniz ülkesi, hem bir Karadeniz ülkesi, hem bir Balkan ülkesi, hem bir Kafkasya ülkesi, hem bir Avrupa ülkesi, hem bir Asya ülkesi. Hem doğuda hem batıda kuzey-güney çizgisi Türkiye'nin üzerinden geçiyor. İşte Huntington'un 90'lı yıllarda meniyetler çatışması olarak ifade ettiği fay hatlarının bir bölümü Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Bir tarafta Balkanlar, bir tarafta Orta Asya coğrafyası. Ve ister istemez bu önemli coğrafyada meydana gelen Sovyetler Birliği ABD, arkasından Rusya ABD, şimdi işte ABD, Orta Doğu, Çin vesaire bütün bu mücadelelerin içerisinde yer alıyor Türkiye. Orta Doğu söz konusu olduğunda da artık bu bölgeye ilişkin, efendim bakalım Washington ne diyor ona göre hareket edelim, Moskova ne diyor ona göre hareket edelim siyasetini oluşturacak zemin ortadan kalktı. O sebeple özellikle de 2000'li yılların başından itibaren benim sıvı siyaset olarak adlandırdığım, sıvı diplomasi olarak adlandırdığım bir dönemi yaşıyor bütün dünya. Türkiye de bunu yapıyor. Yani kalıcı, değişmez müttefikler yoktur. Ülkeler üzerinden değil, ilkeler üzerinden siyaset yürüteceksiniz. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında. Efendim biz niye bugün bu grupla beraberiz de yarın öbür grupla beraberiz? Bakın Amerika ne yapıyor? Bakın Rusya ne yapıyor? Yani Esad'a bir destek verdiler, bir çektiler, bir verdiler, bir çektiler. Amerika kırmızı çizgi ilan etti, kimyasal silah kullanmasını geçenlerde bombaladı. Bir Esad'lı çözüm dedi, bir Esad'sız çözüm dedi. Gündelik neredeyse değişen ve hiçbir şekilde kalıcı, sonsuza kadar devam edebilecek, zaten uluslararası ilişkilerin özünde vardır değil mi? Uluslararası ilişkilerde daha birinci sınıfta geldiği zaman talebi anlattığımız ebedi dostluklar olmaz, ebedi düşmanlıklar da olmaz. Ne olur? Ülkelerin, devletlerin çıkarları olur. Ve siz bu çıkarları temin etmek maksadıyla daha evvel husumet içerisinde bulunduğunuz bir grupla, bir devletle, hı hı, daha sonra başka bir düşmana karşı ittifak içerisine girebilirsiniz. Önemli olan ilkelerdir. Türkiye'nin de Orta Doğu'da takip ettiği siyasetin dayandığı temel bazı ilkeler var. Bunlardan bir tanesi, bütün bölge halklarının etnisite, din, mezhep, ırk farkı gözetmeksizin huzur, mutluluk, barış içerisinde yaşayacağı, çatışmaların önleneceği, terörizme karşı ortak mücadele edileceği, güvenliğin beraber işbirliğiyle temin edileceği bir Orta Doğu'yu var etmek. Şimdi zaman içerisinde Türkiye'nin Suriye'de takip ettiği siyasete, Irak'ta takip ettiği siyasete baktığınız zaman aslında bu ilkelerin, o siyasetin tam da merkezinde yer aldığını görüyorsunuz. İşbirliği yaptığınız gruplar değişebilir ama siz bu ilkelerden vazgeçmiyorsunuz ve devam ettiriyorsunuz. Kuşkusuz bu zaman zaman Türkiye ile çok yakın işbirliği içerisinde bulunan ya da Türkiye'nin yakın işbirliği içerisinde bulunduğu, başta ABD olmak üzere bir takım devletlerle de çıkar çatışmasına girmemize sebep oluyor. Bu kaçınılmaz. Şimdi bakın, son bir cümleyle bağlayacağım. Bir süper güç ile, hatta ABD söz konusu olduğunda hiper güç. Hiper güç ile stratejik bir güç arasında, yani Türkiye arasında stratejik bir bölgesel güç, küresel güç olmaya istekli, arzulu bir güç arasında genellikle çıkarlar örtüşür. O stratejik güç, hiper gücün dümen suyunda hareket etmeyi kendi çıkarlarına uygun görebilir. Çıkarlar ne zaman ayrışır biliyor musunuz? Küçük sorunlar yüzünden ayrışmaz. Hayati meseleler söz konusu olduğunda bu ülkeler arasında ne kadar yoğun bir ilişki olursa olsun o çıkarlar birbirinden ayrılır ve iki ülke arasında sıkıntı çıkabilir. Bugün de ABD ile özellikle Orta Doğu'da yaşadığımız sorunların arkasında bu yatıyor.
Ama tabii artık hani iki kutuplu bir dünyadan bahsetmiyoruz. Yani bugün hani Çin'i de hesaba katıyoruz, Rusya'yı da hesaba katıyoruz. Yani hepsi hani İran çok büyük oyuncu zaten eskiden beri, orası öyle. İsrail faktörü bambaşka. Arap ülkeleri, orada asla birlik oluşturamayan ülkelerin duruşları filan, onlar da kendi aralarında bazen krizler içine giriyorlar. Velhasıl evet, dünya yangın yeri demiştik ya, buyurun hocam. Ama Türkiye, az önce hocamın söylediği gibi, son derece talihsiz bir jeopolitik konumdayız. Yani belki de tarihli, bilemiyoruz ama ne taraftan baktığınıza bağlı. Bir, Suriye savaş içinde, Irak devlet vasfını yitirmiş. Devlet, İran'ın ciddi sorunları var. Yukarıda Ukrayna, Rusya ile problem yaşıyor. Kırım ilhak edilmiş. İşte affedersiniz, Yunanistan'ın ekonomisi falan filan. Şimdi siz bunun içine var olmaya çalışıyorsunuz. Türkiye Orta Doğu açısından, yani Orta Doğu'ya gidenler çok iyi bir orada yaşayanlar, ciddi, bölgeyi iyi tanıyan ve aslında Türkiye'den beklenen de onların kronik hale gelmiş sorunlarının içinde bir ara bulucu ya da adil olarak sorunlara eğilebilen bir ülke. Şimdi bunu Türkiye başardı aslında, çünkü başbakanlarımızın, işte üst düzey bürokratlarımızın şahsi ilişkileri ile Türkiye pek çok sorunu aşabiliyor. İşte Ürdün'deyken ben, Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde pek çok Ürdünlü, yani şey oldu, nedir o, işte burada bir şeyler değişecek havasına girdi. Bu çok önemli. Yalnız Türkiye'nin bir eksiği var. Bunu da söylemeden şeyi kapatmayalım. Orta Doğu'nun şeyinde pivot rol oynayan Türkiye'de maalesef 180 üniversite içinde lisans seviyesinde Orta Doğu araştırma diye bir birim yok. Şimdi eğitim olmadan bu iş olmuyor. Yani Arapça öğrenenlerin sayısı, bölgeyi tanıyanların sayısı arttıkça Türkiye'nin bölgede geliştirdiği başarılı politikalarında hem kalitesi hem sayısı artacak. Şu an kötüdür anlamına söylemiyorum, daha iyi olmak açısından söylüyorum. Çünkü yüksek öğretim bu işin gerçekten önemli bir ayağını teşkil ediyor. Siz de görmüş olduğunuz bu hani açık diye nitelediğiniz bu durumu vurgulamak istiyorsunuz ki bundan için, sonra öyle adım. Yani yüksek lisans diyor. Seviyesinde var. Hemen arkadaşlar şey yapmasın, var zaten demesin, lisans seviyesinde diye söyledim. Peki. Bu arada eğer yarın hocam size söylemiştiniz Şerif Mardin'in vefatı üzerine. Onu ben de evet konusu dile getirecektim. Sosyal bilimlerin öncülerinden Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tabii Arakan'ı da unutmuyoruz bu arada. Evet. Programımız içerisinde de bahis geçti. Arakanlı Müslümanları ziyaret etmek için Emine Erdoğan ve Bakanımız da gittiler. Fatma Betülsayan. Hem de oradaki işte Bangladeş'te yardımlara da ulaştırmak adına. Hep bu bahsediyoruz ya, işte şurada bu problem var, burada bu sıkıntı var. Ondan sonra 3. Dünya Savaşı orada burada çıkacak mı? Ama bir taraftan da dünyanın farklı coğrafyalarında hani bulunan kişileri, mazlumları da unutmamakta her zaman fayda var. Yani birileri dile getirecek ki o insanlar da inşallah çözüme kavuşsun. Türkiye'de atom bombası var mı diye soran olmuştu. Cevabınız var mı? Türkiye nükleer silah var mı? Nükleer silah olup olmadığı konusunda bir takip edilen siyaset var. Yani açıkça Türkiye bu vardır demiyor. Ama zaman zaman bu yurt dışı merkezli bir takım kuruluşlar incilik üstünde NATO'nun kullanımına tahsisli nükleer silah olduğunu yazdılar. Geçmişte bu yazıldı, sayı da verildi. Şimdi hatırlamıyorum, 20 mi yazdılar, 40 mı yazdılar? Yani uçaklara takılabilir. Ta Soğuk Savaş döneminden beri orada var olduğu söyleniyor. Bugün var mı yok mu bilmiyoruz bunu. O Soğuk Savaş döneminde ama Türkiye topraklarına Amerika'nın yerleştirdiği nükleer başlık taşıyabilen Jüpiter füzeleri vardı 50'lerin sonunda. Sonra onlar demonte edildi, kaldırıldı, götürüldü. Fakat Türkiye'nin bir net politikası var. Türkiye diyor ki ben sivil amaçlı nükleer silahları geliştireceğim, nükleer politikamı, enerji politikamı geliştireceğim. Ama NPT'nin tarafıyım, katiyen nükleer silahlanmaya karşıyım ve nükleer silahlar edinmeyeceğim diye söylüyor. Bunun da yayılmasını istemiyor. İstemiyor. Peki. Çok teşekkür ederim. İlla ki devamını getirmek durumundayız. Sular durulmadığı için meselelerin de konuşulması gerekiyor. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için. Sevgili seyirciler, sizlere de teşekkür ederim. En fazla nükleer silahı sahip olan ülke hangisidir diye sormuştuk. Tam sayısını tabii ki elbette biliyor muyuz? Onu da açıkçası itiraf etmek lazım ama doğru cevap olarak hangisini kabul edelim? Bence İsrail diyelim çünkü kimse sayamıyor. Ya. Evet, Amerika Birleşik Devletleri diyorsunuz değil mi hocam siz? Kitle imha silahı derseniz eğer buna, evet, kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Bush döneminde kimyasal ve biyolojik silahları imha
sözleşmesinden de çekildiler. Peki, teşekkürler. Şerif Mardin Hoca bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve sevgili seyirciler, kapatıyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere iyi geceler diliyorum. Haftaya yine çarşamba gecesi buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.